Güne başlarken devam ediyor sevgili izleyiciler. Gazete başlıklarına devam edeceğiz. Yandaş gazetelere gelmiştik. Sohbeti kiminle yapacağız bugün? Dünyanın en iyi ekonomistleri arasında adı geçen Erinç Yeldan. Profesör Erinç Yeldan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Dünkü yazınızı da biz değerlendirmiştik köşe yazıları dolguları arasında. Ona da bakacağız. Bir genel değerlendirme yaptınız. Hükümetin yeni hedefleri ve planlarıyla geçen haftalarda açıklanan Türkiye ekonomisine bakacağız. Ama önce yandaş gazetelere bakalım. Dün iş güvenliği ile ilgili açıklamalar vardı. Türkiye'deki işçi ölümleri ile ilgili. Ekonominin bir maliyeti midir, can sağlığı diye sormak istiyorum size. Bu ekonomide bir önemli bir maliyet alanı mıdır acaba, değil midir? Dünya nasıl bakıyor? Sizin yorumlarınızı merak ediyorum. Tam tahmin ettiğimiz gibi Sabah gazetesi işçisi ölene ihale yasağı diye dün Davutoğlu'nun açıkladığı iş güvenliği yasasını manşete çekmiş. Maden işçileri için çipli sistem öngörülüyormuş. Bu konular çok tartışıldı. Birinci yarıda da değerlendirdik. Soma için hani alelacele yasalar gündeme getirilmişti. Ondan sonra o torba yasanın içerisine her şey dahil edilmişti. Çok aceleydi ya Soma. Çok aceleydi maden işçilerinin can sağlığı. Ama maalesef aylar sonra anca çıkabilmişti o. Oradaki tartışmalarda yaşam odası özellikle dikkati çekiyordu ama gündeme gelmemişti. Şimdi baktık ki hala madenlerde ölenler var. Öyleyse çip getirelim, çipli sistem gelsin ifadesi burada en ön plana çıkan ifade. Sabah gazetesinde işçisi ölene ihale yasağı getiriliyor ve aynı zamanda prim ile ilgili de iş kazaları olmazsa eğer işsizlik sigortası primlerinde işveren payının azaltılacağı ifade ediliyor. Türkiye'ye bakıyoruz. Madene fosfor, madenciye çip. İş güvenliği reformu bu odakla görülmüş. Türkiye gazetesinde de madene fosfor, madenciye çip takılacakmış sevgili izleyiciler. Türkiye'nin canını yakan iş kazalarına karşı hazırlanan güvenlik paketinde radikal adımlar diye nitelendirmiş Türkiye gazetesi. Ama uzmanlar değerlendirdiler. Bu çıkan hükümlerin iş kazalarını azaltmayacağını ifade ettiler. Takvim gazetesi Beyaz Türkler'de domuz paniği diye bir ifadeyle, hani kuzey ormanları yok edildi de yaban domuzları şehre indi ya, o haberi görüyoruz. Yıllarda yalılarda her gece nöbet tutuyorlar diye bir illüstrasyon yapılmış. Oradaki insanın gerçekten bir insan olduğunu tahmin etmiyorum. Bir sanki oraya oturtulmuş gibi. İstanbul Boğazı yaban domuzu akınına uğradı. İki domuz çıktı. Milyonlarca dolarlık yalılarda oturanların uykusu kaçtı. Kimi hizmetçisini nöbete gidikli, kimi rıhtıma diken tel çekmek için kolları sıvadı. Abartılmış bir durum söz konusu. Domuzların evlerini yok ettiniz, domuzlar da şehre indi. Bu kadar basit, bu kadar net. Kuzey ormanlarını yok ederek sadece domuzların değil, orada yaşayan canlıların yaşam alanlarını yok etti bu eylem. Dolayısıyla da şimdi o canlılar yeni alan arıyor, yiyecek arıyor kendilerine. Yeni Şafak gazetesi sıfır tolerans demiş. Yeni Şafak neye tolerans tanımıyor diye baktığımızda dünkü açıklamaya, Davutoğlu'nun açıklama yaptığı fotoğrafa odaklanıyoruz. Çalışma hayatı için devrim niteliğinde olan iş güvenliği paketini açıkladı. Ne iş olsa yaparım dönemi bitiyor. 2.7 milyon çalışan mesleki yeterlilik belgesi alacak. Kusurlu işveren 2 yıl ihalelere giremeyecek. Maden teftişi kamerayla kayda alınacak. Yasa yetmez, zihniyet de değişmeli diyor nasihatıyla Davutoğlu. Bu arada Yeni Şafak gazetesinde net olan bir şey var, onu hemen vurgulayalım sevgili izleyiciler. Meslek okullarını yok edip herkesi İmam Hatip'e yönlendirdiklerinde zaten mesleki yeterlilik, yani kalifiye eleman yetişmesine engel oldular. Şimdi mesleki yeterlilik belgesi vereceklermiş ve kusurlu işveren kusuru tespit etme noktasında ciddi şüphelerimiz var, ihale yasağına giriyor diye. Akşam gazetesi karanlığa ışık reformu demiş. Akşam'da büyük bir devrim olarak ifade ediyor dün açıklanan paketi. Başbakan Davutoğlu iş kazalarının artması sonrası yeni iş güvenliği paketini açıkladı. Paketle birlikte işçi sağlığı için işverene ağır yükümlülükler geliyor. Paketin ayrıntıları verilmiş. Danıştay'ın ucu paralele çıkacak diye Akşam'da bir de cemaate yönelik haber var. Star telekolak değil darbe girişimi diye. Darbe çetesine yönelik operasyonlarda yasal kılıflı serbest bırakmalar tepki çekiyor ifadesi kullanılmış. Türkiye dehşete düştü diye Kobani protestoları sırasında yaşanan bir fotoğraf
Vandallar bir otomobili ateşe veriyor. Panzerli polis de yanan otomobilin üzerine iki aracı daha sürüyor ifadeleriyle girilmiş sevgili izleyiciler. İki ayrı haber görülüyor Star'da. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ifadesi ise deminden beri başlığa çekilen iş güvenliği yasası ile ilgili Davutoğlu'nun açıklamaları. Peki cemaate yönelik gazeteler ne yapmış? Bugün gazetesi iki gizli görüşme diye çözüm sürecinde gelinen noktayı Bugün gazetesi manşete taşımış. Hükümetin kurduğu çözüm süreci kuruluyla HDP'nin İmralı heyeti bir araya geldi ve iki gizli görüşmenin yapıldığı ortaya çıktı deniliyor. Selahattin Demirtaş sürprizi, sürecin devamında uzlaşıldı diye bir ifade var. 2.7 milyon işçiye kurs şartı başlığıyla da iş güvenliği yasası gündeme getirilmiş. Zamana bakıyoruz. Zaman gazetesinde Kılıçdaroğlu manşette. Neden Kılıçdaroğlu manşette Zaman'da? Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı TAPE'yi haber yapan Zaman'a dava açılması konusu, hırsızı bırakıp hırsız var diyeni susturma girişimi diye Zaman'a açılan davaya Kılıçdaroğlu'nun tepki gösterdiği ifade ediliyor. İş güvenliği paketinde fatura işverene kesilecek diye bir başlık var. O savcıdan hukuk skandalı diye görev sahasına girmeyen illerde gözaltı kararı verildi diye de cemaate yönelik operasyonlara tepki haberi var gördüğümüz üzere. Zaman gazetesinde. Evet, Erinç Yeldan'la sohbeti iş güvenliğinden başlayalım. Bir yandan da gazete başlıklarında görmeye devam edeceğiz yorumları, değerlendirmeleri. Bu paketle ilgili tartışmalar var elbette. Sendikaların, uzmanların açıklamaları var. İş güvenliği uzmanlarının ölümleri azaltmayacak şeklinde, ama ben de yayın sırasında ikna olamadığımı ifade ettim. Çünkü Soma içinde alelacele getiriyoruz diye böyle bir rüzgar içerisinde madenlerde artık işçiler ölmesin diye bir şeyler yapılmaya çalışıldı. O yasa teklifi 30 maddeyken 150'ye çıkarılıp bir torbaya dönüştürüldü. Araya Cumhurbaşkanlığı seçimi girdi. Molalar verildi siyasi tartışmaların uzağında gerçekleşsin diye. Nihayetinde de çıktığında o tartışmaları da gördük. Yaşam odası yok, işte çip meselesi orada da gündeme gelmişti. Ama baktık ki Ermenek'te hale gördük ki halen işçiler ölüyor. İşte göçük altında ölüyor. Türlü şekillerde ölüyor. İş güvenliği konusunu şunu merak ediyorum. Siz dünya çapında bir ekonomistsiniz, bir bilim adamısınız. Dünyadaki ekonomik sistemleri de yakından bildiğinizi biliyorum. Yıllar öncesinden de yaptığımız yayınlarda hep değerlendirmeler yapmıştık. İşçinin can sağlığı bir maliyet unsuru olarak bu kadar mı önemsenmez? Problem bu mu? Ne görüyorsunuz dünyadaki örnekleriyle Türkiye'yi karşılaştırdığınızda ve bu son gelen paketle ne yapılmak istendiğini değerlendiriyorsunuz? Çok teşekkür ederim. Günaydın hepimize. Güzel bir gün olsun. Dinleyicilerimize de esenlik dolu güzel bir gün olsun. Her güne böyle başlamak durumundayız. Şimdi siz de sistem üzerinden gittiniz. Hani Türkiye'nin izlediği ekonomi programını özetleyecek bir tek sözcük var. Dibe doğru yarış. Türkiye uluslararası ekonomiyle nasıl entegre oluyor? Hangi anlamda eklemlemeye çalışıyor? Bu genel stratejisini ve bakış açısını değiştirmediği sürece Türkiye'de ne bu iş cinayetlerinin ardı arkası kesilecek, ne bu çevre katliamının önüne geçilecek, ne de bu imar rantlarından kaynaklanan bu yolsuzluk ekonomisinin sonu gelecek. Çünkü aslında Türkiye'nin özellikle 1980'den sonra başlayan ve 2000'li yıllarda da mevcut iktidar altında hız kazanan ekonomisinin ana ekseni imar rantları yolsuzluğu, yüksek faiz ile uluslararası finans şebekesine sıcak para akımları yoluyla Türkiye ekonomisini pazarlama telaşı, özelleştirmeler yoluyla Türkiye'yi tırnak içinde tekrardan uluslararası küresel sermayeye pazarlama amacı. Ve bütün bunlar olurken de sanayi sektörlerini bu çocukların yapboz oyunları vardır. Bir ekle yapıştır montaj hattı teknolojisinde ithalata dayalı bir ihracat modeliyle ihracat yapmak için daha çok ithalat yapan ve bunu yapmak için de döviz kurunu mümkün olduğunca ucuz tutmaya çabalayan ve döviz kurunu ucuz tutmak için de çok yüksek reel faizlerle dünyaya eklemlenmek zorunda kalan ve işçi maliyetlerini de bu bahsettiğim dibe doğru yarışın bir unsuru olarak ucuz ve bir işçi deposu, bir ithalat deposu olarak kullanan bir model yatıyor.
Şimdi genel rakamlara baktığınız vakit geçen hafta Cumhuriyet Gazetesi'nden meslektaşımız Olcay Büyüktaş bir tarama yapmış idi. İstatistiklerin tutulduğu 1948 yılından bu yana yılda ortalama Türkiye'de 641 iş kazası ortaya çıkıyor. Ölümle sonuçlanan. 2002 ile 2012 arasına baktığınız vakit bu rakam 1100'ün üzerine çıkıyor. Yani Türkiye'de giderek artan bir iş kazaları tehlikesi var. Bunların çoğu da ölümcül kazalar. Şimdi niye bu böyle? Fıtratında varmış diyorlar da. Şimdi bu fıtrat nedense hep Türkiye ve Türkiye benzeri ekonomilerde kendisini hissettiriyor. Gelişmiş ekonomilerde bu böyle bir tehdit görece olarak böyle bir bağlamda yok. Şöyle ki Soma'da hatırlarsanız bir rakam verilmişti. Özelleştirme öncesinde devlet mülkiyetindeyken Soma madenleri ton başına 129 dolarlık bir işçilik maliyetiyle çalışıyor idi. Özelleştirildikten sonra şirket yöneticileri büyük bir gururla cinayet öncesi özelleştirmenin hemen sonrasında biz işçilik maliyetlerini 24 dolara değin düşürdük diye gururla böyle bir demeç vermişlerdi. Ve ne yaptık dedikleri vakitte yaptığımız hiçbir şey yok, sadece özel işletmecilik tekniklerini kullanmaya başladık denmiş idi. Şimdi nedir bu özel işletmecilik teknikleri? Sadece Soma özelinde değil, bütün bu dibe doğru yarış, yani ücret maliyetlerinin alabildiğine düşürülmesi. Bunun için de her şeyden önce güvenlikten taviz verilmesi, işçilerin dinlenmesi, hava alması, onların beslenmesi ve genel olarak güvenliğine yönelik tedbirlerin mümkün olduğu kadar azaltılması, denetimlerin karşılıklı sohbetlere indirgenen sosyal beklentilerle karşılaşılan birer viziteye indirgenmesinden kaynaklanan bir maliyet kazancı vardı. Bu 24 dolara indirgenmiş olan güvenlik hizmetlerinden ortaya çıkan işte Ermenek, daha sonra Bartın, daha sonra dün yaşadığımız gene ölüm. Bütün bunlar Türkiye'nin sanayisine, işçisine bakışının değiştirilmediği sürece ve bu bozyap modelinin dibe doğru yarışa indirgenen kapitalist rekabetin içinde bir çevre ekonomisi, bir taşeron sanayi olarak eklemlenme stratejisi dönüştürülmediği sürece dün alınan biçiminde sadece kağıt üzerine kalmaya mahkum teşvikler bu sonucu ne yazık ki değiştirmeyecektir. Türkiye'nin şu anda var olduğu konum bu yönde. Evet, temel problem aslında herhalde bakış açısı, zihniyetle ilgili ve aynı zamanda ekonominin yapısıyla da mı ilgili mi? Biz artık hani gelişmekte olan bir ülke olarak nitelendirilirdik eğer yanlışsa düzeltin lütfen. Ekonomimiz hani gelişmekte olan ülke diye nitelendirilirdi. Artık az gelişmiş diye de bir söylemler duymaya başladım ben. Türkiye ekonomisini nasıl görüyorsunuz? Şimdi Türkiye ekonomisi nerede dünya ölçeğinde? Bunun tabii birkaç kıstası var. Buradaki son zamanlarda çok önemli bir sözcük. Türkiye'nin yüksek orta gelirli ülke konumunda olduğu. Bunun en önemli göstergesinin de fert başına dolar düzeyindeki gelirinin işte Türkiye'yi bu ülkeler grubuna soktuğu şeklinde. Şimdi bakarsanız AKP hükümetlerinin çok gururlandığı bir rakam. 2002 yılında iktidarı devraldıkları vakit Türkiye'nin fert başına ortalama geliri 3500 dolar düzeyindeydi. Bu rakam 2009-2008 sonunda 10 bin dolara çıktı ve 10 bin dolarda da devam ediyor. Küresel krizin getirdiği durgunluk ile. Fakat bu rakam nasıl ortaya çıktı? Dikkat ederseniz bu rakam dolar bazında. Yani Türkiye 2002'den sonra izlediği ucuz döviz kuru, bol likidite olanağı sayesinde dövizin fiyatını reel olarak neredeyse yarı yarıya düşürdü. Nasıl oldu bu? Çok
olağanüstü bir konjonktür içinde Türkiye 2002 yılında 129 milyar dolarlık dış borca sahip bir ülkeydi. 2002'de 129 milyar dolar dış borç, 2014 itibariyle 400 milyar dolara ulaştı. Yani Türkiye bütün Cumhuriyet tarihi boyunca biriktirdiği dış borç stokunun 2,5 belki neredeyse 3 mislini son 10 sene içinde biriktirdi. Böyle bir olağanüstü bir dış borçlanma konjonktürü ne Türkiye'de ne de dünyada hiçbir gelişmekte olan ülkeye veya gelişmiş gelişmekte olan hiçbir ülkeye nasip olmadı. Bu da yönetenin tercihi olarak mı algılayalım? Elbette. Hani şu anda tartışılan Aksaray örneğin, hani ben yayında da programın başında hep söyledim, tercih meselesi bu. Birileri bilime harcar, kuyruklu yıldıza araç indirir, birileri de Aksaray'a harcar, şatafat içerisinde yaşar kendisi. Böyle bir tercihle ilgili mi bu? Elbette, yani Türkiye yurt dışına ucuz ithalat sağlayacak, ucuz ithalatın getirdiği bu bozyap teknolojisi yoluyla bu parçaları montaj hattında birleştirecek, ihracata yöneltecek. İhracat yapmak veya üretim yapmak için ithalat yapmak zorunda kalan, ithalat bağımlısı bir ekonomi haline dönüştürüldü. Bu değirmenin suyu nereden geliyor? Dış borçlarını 130 milyar dolardan 400 milyar dolara çıkartan bir anlayışın ürünü olarak ortaya çıkıyor. Şimdi bütün bunlar olurken dikkat ederseniz geçtiğimiz sene içinde artık IMF programından çıktık. IMF'ye borçlarımızı ödedik. Tam onu diyecektim. IMF'ye borç verecek düzeye gelmişiz. Bir de böyle bir algı yaratılıyor. Şimdi dünya konjonktürü o kadar değişti ki IMF'den borçlanmanın getirisi IMF çok daha ucuz oranlarda borç veren bir ekonomiydi. Dünyadaki faiz oranlarının %6, %8, %10 olduğu dönemlerde IMF %1, %2 ile uzun vadeli cazip koşullarda borç verir. Bu yüzden ülkeler IMF'nin kapısını çalarlar idi. Fakat şu anda dünya ekonomisinde özellikle 2004'ten başlayarak faiz oranları o kadar düştü ki IMF'den borç almak cazip olmaktan çıktı. Ve şirketler artık doğrudan borçlanabilir hale geldiler. Yani bankacılık sistemi üzerinden borçlanmak yerine reel üretim yapan şirketler doğrudan doğruya kendileri borçlanıyorlar. Türkiye'nin borçlanma yapısına baktığınızda da artık hep deniyor ya bankacılık sistemimiz çok sağlıklı, çok güvenli diye. Hı hı. Bankacılık sistemi üzerinden değil, şirketlerin doğrudan doğruya kendi muhasebeleri üzerinden borçlanıldığı, risk aldığı, teknik deyimle açık pozisyon yarattığı, yani dolar bazındaki borçlarıyla dolar bazındaki varlıkları arasındaki farkın açıldığı riskli bir konuma sürüklendi Türkiye. Bu yüzdendir ki işte bu siyasi olarak eleştirilen Moody's'di, Standard & Poor's'du gibi derecelendirme kuruluşları bu risklere değinerek Türkiye'nin dış borçlanma temposunun çok yüksek olduğu, dış dengesinin çok bozuk olduğu ve makro iktisadi anlamda da istikrarsız bir konumda olduğunu vurguluyorlar. Şimdi bu yapı dönüyor, dolaşıyor bize dövizin ucuzluğu bazında Türk lirasından dolara çevirdiğiniz rakamları çok daha büyük bir rakama dönüştürüyor. Bir yanılsama mı bu? Bu yanılsama biraz da bu hormonlu büyüme diye biraz latife olarak biraz küçümsediğimiz bir risk barındırıyor yanılsama. Ama en çok merak edilen bu. Kimileri kriz uyarısı yapıyor çünkü. Bir sizin hani öngörünüz nedir? Bu nasıl hep sıcak para sürdürülemez, uluslararası konjonktür değişebilir diye Fed'e bakılıyor ya, hani bize biraz daha basitçe anlatır mısınız? Geleceğimizde kriz uyarısı. Şimdi burada kriz olgusunun biraz yapısal nitelikleri değişti. Bunun altını çizmemiz lazım. Türkiye'nin ve Türkiye benzeri ekonomilerde yaşanan krizlerin yapısına baktığınız vakit işte Türkiye'de 1994, Asya'da 1997, Brezilya'da 1998, Arjantin ve Türkiye'de gene 2001. Bu tip krizlerin bütün ortak yanı bunların bir döviz krizi, bir finans krizi olmasıydı. Finans piyasaları yapısı gereği çok iniş çıkışlı sektörler. Birdenbire bir spektaküler çöküş olarak kriz kendini tezahür ediyor. İşte borsa çöküyor. Faiz oranı %400'e, %500'e, %1000'e fırlıyor. Birdenbire döviz kuru %100 oranında değer kaybediyor. 2001 krizinde yaşadığımız şeyler gibi. Hatırlarız. Fakat şimdi artık finans piyasalarından bağımsızlaşmış
birer finansal aktör gibi çalışan, sıcak paraya doğrudan doğruya kendileri ulaşan bir şirketler kesimi, bir reel sektör kesimi ortaya çıktı. Dediğim gibi bankacılık sistemini bypass eden, doğrudan doğruya kendisi finans piyasalarına giren ve bilançolarında da sıcak paranın riskini taşıyan reel sektör şirketleri ortaya çıktı. Ve 2008-2009 krizinin tırnak içinde bir krizden ziyade bir büyük durgunluk, resesyon olarak adlandırılmasının arkasında bunun bir finansal kriz değil, bir reel sektör, reel şirketler krizi olması yatıyor. Reel sektör davranışları gereği finans sektörüne göre daha yavaş hareket ediyor. Yatırım kararları değişiyor, istihdam kararları, iş gücü, işsizlik, bunların aldıkları ücretlendirme kararları zaman içinde değişiyor. Kullandıkları teknoloji de teknoloji adaptasyonunun zaman içinde sabırla değiştirilmesinden dolayı bunların değişiminin alması vakit alıyor. Bu yüzden bu dönüşümü şu anda küresel kapitalizm el yordamıyla işte Fed'in miktar kolaylaştırması, QE denilen operasyonları neticesinde Avrupa Merkez Bankası tekrardan bir miktar kolaylaştırması operasyonuna girecek mi? Japonya buna başlayacağını taahhüt ettiği gibi uzun süreli sonuçları olan kararlar alması nedeniyle bu tip krizlerin artık yapısı değişti. Bunlar uzun süreli bir durgunluk şeklinde tezahür ediyor. Bakarsanız işte Avrupa binde 2, binde 5 oranında büyüyebiliyor. Dünya kapitalizminin motoru Amerika, biraz da onun yanında İngiltere ancak %2, %2,5'luk büyüme oranlarıyla ve çok dalgalanmış bir dönem %2,5, bir dönem %1, bir dönem %4. Yani istikrar ve göstermeyen büyüme oranları sergiliyorlar. Öte yandan Çin, Hindistan gibi dünyanın atölyeleri, ucuz iş gücü, çalışma kampları dediğimiz bölgelerdeki manifaktür üretiminde de ciddi anlamda yavaşlama ve bu ekonomilerin ihracata değil kendi iç pazarlarına yönelik bir büyüme stratejisine doğru dönüş var. Çin'in artık dünya ekonomisinin sürükleyen bir büyüme motoru olmaktan ziyade kendi ekonomisi içinde üretim yapmaya dönen bir gönül aldığını görüyoruz. Şimdi bütün bunların Türkiye gibi ülkelere yansıması, Brezilya, Güney Afrika, hani kırılgan beşli dediğimiz ülkelere yansıması, dışarıdan dış para, dış borçlanmaya dayalı, ucuz ithalata dayalı, karşılığında da ucuz iş gücü, programımızın başında konuştuğumuz, güvenlik maliyetlerinin en aza indirgendiği, işçilik maliyetlerinin her ne pahasına olursa olsun bastırıldığı, bir ucuz iş gücü deposu yoluyla dünyaya eklemlenmeye çalışıldığı ekonomilerde de, bu yapının artık kaynaklarının kuruduğu, kurumakta olduğunu görüyoruz. Türkiye dışarıdan sermaye girişi sağlayamaz ise üretim yapamaz olan bir noktaya sürüklenmiş durumda. Yani en ufak bir uluslararası krizde ya da işte Türkiye'den para kaçtığında ne bileyim bir risk anında bir sonuçta etrafımızda da kaynayan bir kazan var. Siyasi risk de bunun ayrılmaz bir koşulu kuşkusuz. Hep dediğimiz üzere teknik olarak dış borçlanma veya dış borca dayalı bir ekonomi sadece iktisadi bir mesele değil. Aynı zamanda siyasi bağımsızlığımızı da zedeleyen, riske atan bir unsur. Peki hükümet farkında mı tüm bunların? Şunun için merak ediyorum Sayın Yelden. Biz sizinle 2001 krizinin yaşandığı yıllar dönemde tanıştık ve o dönemde o krizin öncesinde siz uyarınızı dile getirmiştiniz. Yine benim yayınımda. Krizin sonrasında da ne yapılması gerektiğini çok iyi analizler yaparak gündeme getirmiştiniz Türkiye'ye. Şimdi de sanki böyle bir kaotik bir görüntü var ekonomide de sadece Türkiye'nin siyasi gündeminde değil. Vatandaş da ne yaşayacağını hani hazırlıklı olmak adına hissetmek istiyor. Herkeste bir tedirginlik var. Bunun için hükümet tüm bunların farkında mı? Ne yapmaya çalışıyor? Engelleyici bir önlem koyuyor mu ortaya yoksa besleyici yine böyle bir bu çarkı döndürecek geçici palyatif diye ifade edilen tedbirlerle mi yetiniyor? Ortaya konan politika bir değerlendirir misiniz? Ortaya konan politikanın tek bir dayandığı nokta var. İmar rantları, inşaat
ve özelleştirme üzerinden Türkiye'ye mümkün olduğu kadar gerek yerel sermaye gerekse uluslararası sermayeye rant sağlamak ve bu rantlar aracılığıyla da ucuz döviz akımını sürdürmek. Vatandaş açısından bir faydası var mı bunun? Vatandaş açısından... Bu arada sizin gönderdiğiniz tablolar vardı. Her an istediğinizde onları da yönlendirebiliriz. Kullanmak istediğinizde ekrana yansır. Aslında ilk grafiğimizi bir yansıtırsak... İlk grafiği bir görelim arkadaşlar ekranda. Bu büyüme grafiği olacak. Eğer yönetmen arkadaşımız bunu ekrana getirebilirse... Bir büyüme, bir sonraki, evet, bir sonraki büyüme grafiği. Evet. Şimdi, evet, bu. Şimdi burada... Bakın Türkiye'nin 1950'den 2013'e kadar yıllık ortalama büyüme hızları var. Bir kalp atışları gibi inişli çıkışlı. Görülen ilk manzara şu, Türkiye'de istikrarlı bir büyüme yok. Türkiye'nin söz konusu dönemdeki büyüme hızı ortalaması, yıllık ortalaması, yani bütün bunların ortalaması %4.9'dur. Fakat peş peşe 4-5 seneyi alın, herhangi bir 4-5 seneyi %4.9 ortalama vermez. Yani çok dalgalı ve resmin sağına doğru gittiğiniz vakitte bu dalgalanmaların daha sıklaştığını, daha şiddetlendiğini görürsünüz. Fakat bu dalgalanmanın ötesinde aşağıya doğru bir kesikli bir çizgi ben çizdim bu grafikte. Bu da bu rakamların ortasından geçen genel eğilim. Türkiye ekonomisinin 1950'den 2013'e olan büyüme eğilimi. Trendi. Giderek düşerek. Giderek düşüyor. Yani Türkiye'nin ortalama büyüme hızı zaman içinde geriliyor. Hükümet her ne kadar 2002'den sonra bir büyüme mucizesi yarattık, Çin'den sonra ikinci en büyük büyüme hızına ulaştık dese de biraz evvel verdiğimiz gibi bu bir dolar bazında yanılsama içeriyor. Doların fiyatı reel olarak düzeltildiğinde veya bunu Türk lirası bazında reel mallar olarak hesapladığınızda Türkiye ekonomisinin bir durgunluğa doğru itildiğini görüyoruz. Yani kalıcı bir durgunluk diye yeni kriz buna evrildi bunu, dediniz. Kalıcı bir durgunluğa doğru mu gidiyor? Evet, yani bütün bunlar resmi Türkiye İstatistik Kurumu'ndan aldığımız resmi rakamlar ve Türkiye ekonomisinin uzun dönemde bir durgunluk içine de olduğu, bunların 2008-2009 kriziyle yakından açıklanmadığı, krizin sadece bu durgunluğu daha da derinleştirdiği söylenebilir. Fakat özellikle 1980 sonrasına bakarsanız Türkiye'de büyüme hamleleri bir 1983-87 arasındadır. Bir de 2002-2007 arasındadır. 1990'lar bir kayıp yılıdır. Her iki 1980 ve 2000'li yılların ortak özelliği Türkiye ekonomisinin olağanüstü bir dış borçlanma olanağına kavuştuğu yıllardır. Rahmetli Özal'ın yapısal uyum kredisi adı altında IMF'den ve Dünya Bankası'ndan aldığı olağanüstü yüksek krediler yoluyla Türkiye tırnak içinde, tırnak içinde olduğu çok önemli, ihracata yönelik sanayileşme, ihracat teşvikleri, hayali ihracatlar, papatyalar, efendime söyleyeyim, büyük yatırım şirketleri, büyük ihracat şirketlerinin palazlandığı yıllardır 1980'ler. Gene amiyane tabiri bu değirmenin suyu nereden gelmişti? Bu değirmenin suyu Dünya Bankası'ndan alınan borçtan, yapısal uyum kredisi altında olan borçlanmayla gelmiştir. 2002 yılında sonrasında Türkiye dünya pazarlarında çok genişleyici bir bol ve ucuz dövizin olması nedeniyle Türkiye'nin 2001 krizinden çıkardığı dersler aracılığıyla bankacılık kesimi üzerinden değil, reel şirketler üzerinden bu bahsettiğim 2,5 misli artan bir dış borçlanmayla bunu finanse etmiştir. Şimdi geriye bütün bunlardan sonra yanılsamadan o mistik sist perdesini arındırıp geriye baktığınız vakit Türkiye'nin büyüme hızının düştüğünü görüyorsunuz. Büyüme hızının düşmesi ne demektir? Türkiye'de üretkenlik kazanımlarının yavaşlaması demektir. Türkiye'de ücret düzeyinin yavaşlaması demektir. Bu resimde yani 3500 dolardan 10.000 dolara fert başına geliri artmış bir ekonomide ücretlerin de kabaca 3 misli artmış olması gerekirdi. Türkiye'de ücretler
2002 yılından 2012 yılına sadece yılda ortalama %1,5 %2 reel olarak artış gösterdi. Ve ortalama olarak toplam ücret gelirlerinin milli gelir içindeki payında ciddi anlamda yaklaşık 15 puana yaklaşık bir düşüş var. Antiparantez hemen bunu da belirteyim. Bunu da ne yazık ki Avrupa kaynaklarından öğreniyoruz. Çünkü Türkiye'nin milli gelirinin gelir dağılımı istatistikleri 2006 yılından beri yayınlanmıyor. Bunun yayınlanması durduruldu. Gelir dağılımı üzerindeki bu paylaşım kavgasını da bu bölüşüm göstergelerinde çok sağlıksız verilerden ancak dolaylı olarak izleyebiliyoruz. Burada da bu şimdi şunu merak ettim. Burayı da hani açıklığa kavuşturalım ve ne yapmak gerektiğine odaklanalım isterim biraz daha netleşsin diye. Şimdi büyüme borçla sağlandı Türkiye'de. Parantez içerisinde büyüme diyoruz tabii sanal ona, büyüme değil mi? Sanal diyoruz. Büyüme. Evet. Ne yapılabilirdi? Hani tercih ne olabilirdi? Onu bir ortaya koyarsak herhalde bugün de Aksaray mı tercih yoksa Fili uzay aracı mı tercih noktasında belki biraz daha netleşiriz diye düşünüyorum. Biraz hatta sizin izninizden giderek bir başka metafor da bilgisayar çipi mi üreteceğiz, patates çipsi mi üreteceğiz kelime oyunu da var. O zaman yönetmenimizden ben en son grafiği bu sabit sermaye yatırımlarına ilişkin bir değerlendirmem grafiğe var. Evet. Tamam. Şimdi bakın burada hani bahsettik ya Türkiye dünyanın neresinde diye yüksek orta gelirli bir ülke liginde olduğumuz iddia ediliyor. Şimdi bu ligin bir takım ortak özellikleri var. Yüksek orta gelirli gelişmekte olan ülke yani bir sonrası artık gelişmiş ülke. Burada olabilmek için milli gelirinizin ciddi bir oranda yatırıma dönüştürülmesi, ciddi bir yatırım hamlesi içinde olmanız gerekiyor. Bu yukarıda ekranda mavi çizgiyle yansıtılan rakamlar. Arkadaşlar kalkalım orada gösterelim. Bir sıkıntı olur mu acaba? Şöyle bir yavaşça yönelelim. 1960'tan başlıyor her şeyden önce rakamlar. 2012'ye kadar gidiyor. Mavi eğri, üst taraftaki eğri. Türkiye'nin haricindeki yüksek orta gelirli gelişmekte olan ülkeler. Bunlar arasında İspanya var, komşumuz Yunanistan var, Çek Cumhuriyeti var, Güney Afrika var ve Asya'nın gelişmiş ekonomileri var. Güney Kore gibi, Malezya gibi. Aslında bir dönem yarıştığımız ülkeler değil mi? Yarıştığımız ülkeler. Evet. Buralarda bakın kabaca %25 bandında, %30 bandında süre gelen bir sermaye yatırım var. Aşağıdaki kırmızı kesik çizginin Türkiye'nin ortalaması. Türkiye'nin en son ortalaması %20. Arada neredeyse 12 puanlık %32'ye %20 bir fark var. Yani Türkiye katma değer yaratacak yatırımlara diğer ülkelerin verdiği oran bu değil mi? Ve önem Türkiye'nin, ve Türkiye'nin durumu. İçinde bulunmayı tasarladığı, iddia ettiği ligin ortalamasının ne kadar altında olduğunu görüyoruz. Ve bütün dönem boyunca 1960'tan bir sıçrama 1980'lerde dediğim gibi bu sıçramadan bahsetmiştim. Bu yapısal uyum kredileriyle yoluyla finanse edilen. Diğer bir artış 2000'li yıllarda. Dikkat ettiğiniz gibi her ikisi de sürdürülebilir değil. Çünkü her ikisinin kaynağı da dış borç sürdürülemez nitelikte birer atılım. Şimdi bu şunu gösteriyor. Rakamın başına bakarsanız sabit sermaye yatırımı. Yani bu yatırım sözcüğü de ne yazık ki Türkiye'de çok kirlendi. Tırnak içinde nereye yatırım yapalım? Dolara mı, dövize mi, arsaya mı, kağıda mı? Kastettiğimiz şey ağır sanayi mi? Sanayi, fabrika. İş gücü istihdamını arttıracak, teknoloji getirecek ve üretim yapan türde sabit sermayeye olan yatırımlardan bahsediyoruz. Spekülatif nitelikli yatırımlara yönelen Türkiye, sabit sermaye yatırımlarını nasıl ihmal ettiği, özellikle 1990'lardan sonra aşağıya doğru inen, ki bu ilk resmimizle de bağdaştırabiliriz. Ama şu anda da görünen o ki yatırım düşünülmüyor. Sabit sermaye yatırım denilen o fabrikaları Türkiye gündemine almamış yani. Şimdi dolayısıyla soru şu. Türkiye yatırım payını tekrardan %25'lerin %30'ların üzerine nasıl çıkartacak?
Ki yüksek orta gelirli gelişmekte olan ülke olabilsin. Türkiye 1960'ta planlı kalkınma dönemine daha girmeden %10 yatırım yapan yoksul bir ülkeydi. Bakın planlı kalkınma döneminde yatırımlarını iki misline çıkartmış durumda. %10'dan %20 düzeyine. Evet. Burası planlı kalkınma dönemimiz. 1960-1980 arası. Zikzak da yok. Belli zikzak bir ivmeyle yukarı belli çıkıyor. Bir, planın tasarımı altında istikrarlı bir yükseliş var. Ondan sonra dış borçlanma kaynaklı iki tane ivme ve dalgalanmalar var. Var olan noktada bugün tekrardan Türkiye'nin planlama dönemini terk ettiği dönemin aşı. Dolayısıyla ilk başta şunu yapmamız lazım. Türkiye'nin yatırım performansını yükseltmesi lazım. Peki kim yatırım yapacak? Bugün verilen sinyaller öyle ki. Evet. Bu kadar ucuz döviz, bu kadar yüksek faiz konjonktür ki bu yüksek faiz ta 2000 yılından gelendir tercihtir. Şu anda Sayın Başbakan'ın, Sayın Ekonomi Bakanı'nın faizler çok yüksek. Serzenişi çok çok geç kalmış. Ve müdahale ediyor Merkez Bankası'na, tepki gösteriyor bir başkana. Şeydir. Bunu bir antiparantez belirtmek istiyorum. AKP hükümetinin ilk tercihidir. 2002 yılında Türkiye'nin uluslararası piyasalara %15, %30 düzeyinde reel faiz vermek ve bu yolda da sıcak para çekmek. Faiz lobisi AKP'nin ilk tercihiydi. Bu koşullarda özel sektörden yatırım davranışı içinde olması beklenemez. Kimden gelecek yatırım? Tekrardan Türkiye'nin hiç sözü sağa sola bulaştırmadan ve hiç ön yargılara katılmadan söyleyeyim. Devletten gelecek, kamudan gelecek. Kamu devletçiliğe geri mi dönülmesi gerekiyor? Hangi devletçiliğe bunu tartışırız. Fakat devletin ağır sanayiye, teknoloji üreten sanayiye ve özellikle gıda sektörüne, bu organik tarım, yeşil ekonomi denilen sektörlere ciddi anlamda bir bilinçli bir yatırım hamlesine yani girmesi gerekiyor. Yani stratejik kritik denilen sektörlere devletin yatırım yapması lazım. Ve bölgesel ama hani devlet bunu ekonomiden çıkıyordu falan, böyle bir küresel hava vardı. Geçti mi o rüzgar? Bu rüzgar aslında kandırmaca mıydı? Bu rüzgar aslında baştan aşağıya bir kandırmacaydı. Biz gelişmekte olan ülkelerin Arjantinler, Brezilyalar pazarlarını küresel sermayeye haraç mezat satışını atıp buradan yabancı sermaye geliyor, özelleştirme geliri elde ediyoruz diye övünürken aslında gelişmiş OECD ülkelerin devlet ve özel sektör sermaye işbirliği içerisinde ve son derece planlı bir şekilde sabit sermaye yatırımlarını yükselttiler. İleri katma değerli teknolojiler geliştirme yoluna gittiler. Çok sıkı öykündüğümüz Güney Kore'si, Japonya'sı, Malezya'sı bu yönde çok ciddi adımlar atarken Türkiye ne yazık ki elindeki madenleri, elindeki Tüpraş gibi bir teknoloji devini haraç mezat yerli ve yabancı sermayeye pazarlamanın gururunu yaşatmaya çalıştı. Kötü yönetim mi diyelim buna, ya da tercih meselesi diyoruz ya hep. Şimdi neyi tercih ediyor? Şimdi neyi tercih ediyoruz? Türkiye 1980'den bu yana dünya kapitalizmine bir ucuz iş gücü, bir çevre ekonomisi, bir taşeron sanayi yoluyla eklemlenme stratejisi izliyor. Bu stratejinin unsurları bunlar. İthalatı ucuzlatacaksınız. Dış borçlanmayı sürdürmek için elinizdeki bütün kamu mallarını yabancı ve yerli sermayeye satacaksınız. Bunu da, bu da yetmezse bunun yanında imar rantlarına dayalı bir yolsuzluk ekonomisi yaratıp bunu dünya ekonomisine pazarlayacaksınız. Oysa yapılması gereken, oysa yapılması gereken doğrudan doğruya imar rantlarının vergilendirilmesi, yeşilin korunması ve hatta çevre vergileri, karbon emisyonu vergisi, atıklar yoluyla yeni vergilendirme yollarına gidilmesi. Öbür yandan istihdam üzerindeki veya vatandaşın cebine doğrudan doğruya müdahale eden katma değer vergisi türündeki tüketim vergilerinin düşürülmesi, bunların imar rantlarının vergilendirilmesi, şirket gelirlerinin vergilendirilmesi, sermayenin vergilendirilmesi yoluyla
ikame edilmesi gerekiyor. Yani devletin ekonomiye bakış açısının baştan aşağı değiştirilmesi gerektiğini söylüyorsunuz. Ve bu son yıllarda uygulanan politikanın da o 80 sonrası o bakış açısının da Türkiye'yi kalıcı bir durgunluğa sürüklediğini ifade ediyorsunuz. Tek çıkış yolu devletine kritik alanlarda yatırıma yönelmesi diyorsunuz. Sadece alanlar değil, bölgesel anlamda da bu böyle. Hı hı. Artık Türkiye'nin bir bölgesel sanayi, bölgesel kalkınma stratejisini düşünmeye ihtiyacı var. Bölge kalkınma ajanslarını bu amaçla kurmuş idik. 26 tane bölge ajansımız var. Türkiye'nin bölgeler arasındaki eşitsizliği giderecek bilinçli bir bölgesel kalkınma stratejisi kurgulamasına ihtiyacı var. Bunun için bölgesel kalkınma bankaları, bölgesel teşviklerin ötesinde doğrudan doğruya teknoloji ve yatırımı yönlendirecek bir yönlendirmeye stratejisine ihtiyacı gözüküyor. Bunlar işte Kocaeli, Bursa, İstanbul bölgesinde sıkışmış olan sanayimizi Anadolu hattına yayacaktır. Evet. Bir gene ısrarla altını çiziyorum. Devleti küçültmek ve özel sektörü bütün sorumlulukları veren ve ona da yanlış sinyallerle yönünü karıştıran bir sanayi modeli Türkiye'nin durgunluğu olacaktır. Şimdi, bir son rakam vereyim eğer evet, süremiz de azalıyor. Hızlıca ben bir de tavsiyenizi hem vatandaşa hem hükümete böyle tavsiyenizi aktartmak istiyorum lütfen. Rica edeceğim sizden. Çünkü vatandaş da dediğimiz gibi tedirgin. Bu büyük ekonomi dünyanın içinde kendini yerini arıyor. O tedirginliği gidersin isterim sözleriniz. Ya da en azından önünü görmek iyidir. İnsan önünü görürse hani ona göre davranır diye. Bir süremizin sonuna gelmişken lütfen hem hükümete hem de vatandaşa tavsiyelerinizi aktaralım. Tavsiye etmek herhalde benim en son işim, haddimde değil. Öngörebilsinler, öngörülerinizi aktaralım. Fakat genel bir doğru olarak önce şu yaklaşımı altını çizmemiz lazım. Türkiye'nin 1980'lerde gündemine giren çok çirkin bir sözcük var. Bu köşeyi dönme sözcüğü. Türkiye'de artık bir koyacağım, dört alacağım, çok yüksek getirili yatırımlar yapacağım. Böyle bir dünyada değiliz. Yani bu rant arayışı içinde işte hangi borsada hangi kağıt 1'e 4 kazandırıyor? Dünya çapında hangi döviz %500 getiri getiriyor? Dünya artık bu tip rakamlara çalışmıyor. 2000'lerden bu yana bütün dünyada getiri oranları düştü. Bunu bir defa içselleştirmemiş, bunu zihnimize yerleştirmemiz gerekiyor. Hı hı. Dünya daha bir uzun bir süre sermayenin getirisinin düşük olduğu, enflasyonun düşük olduğu ve dolayısıyla bir durgunluk içinde olan bir görünüm arz ediyor. Bu şartlarda risk almak yerine doğrudan doğruya yerli paraya tasarruf, ulusal mevduat üzerinden, ulusal para cinsinden tasarrufların uzun dönemde daha sağlıklı, getirisinin daha yüksek ve daha güvenli olduğu kanısındayım. Risk alacak özellikle halk için, yani Ayşe teyze dediğimiz kesim için söylüyorum. Böyle bir beklentiler içerisinde işte 2023 hedeflerine ulaşıyoruz, birdenbire dünyanın 10 ekonomisi arasına gireceğiz. Cesaret edin, korkmayın, tüketin, borçlanın, kredi kartlarınızı sonuna kadar kullanın. Tüketin, işte bir ödeyen nasıl olsa bulunur, siz ödeyemezseniz bile gelecek yükselen nesiller ödeyecektir algısının artık değişmesi gerekiyor. Hı hı. Biz önümüzdeki nesillere 400 milyar dolarlık bir dış borcu olan bir ekonomi devrediyoruz. Bunun ötesinde bir de kredi kartları borçları üzerinden kurgulanmış bir tüketim şizofrenisinin içine girmiş bir artık kartlar döndürülüyor. Yani yeni borçlar alınıp gerekiyor. O kartların borçları yatırılıyor. Ne yazık ki öyle. Borç borçla dönüyor. Yani verilen sinyaller sürekli olarak borçlanma, ucuz kredi, kredi kartları üzerinden borçlanma, hane halkları borçlanması, şirketler borçlanması üzerinden kurgulanan bir ekonomiydi. Bunun artık bu anlayışın değişmesi gerekiyor. Kulağınızı kapatın diyoruz. Borçlanın diyene. Evet.
Türkiye'nin çok ciddi olarak sıkıntı içine sokan iki tane unsur var. Tasarruf oranının çok düşmesi. Bununla beraber de milli gelir içinde sanayinin düşmesi. Bu ikisi de birbirine bağlı olan süreçler. Türkiye milli gelir içinde yaklaşık %25 düzeyinde tasarruf eden ve yaklaşık gene kabaca %25 düzeyinde sanayi üretimi yapan bir ekonomiydi. 2014 itibarıyla sanayinin milli gelir içindeki payı %15, tasarrufların milli gelir içindeki payı da %14'tür. Türkiye çok sıkı tüketen, çok sıkı borçlanan, sanayisi önemini giderek kaybetmiş bir taşeron ekonomi haline dönüştürülmüştür. Bu yüksek tüketim, yüksek borçlanma, yüksek risk ekonomisinin ciddi anlamda durdurulması, bunun terse çevrilmesi gerekiyor. Ama açıklanan bir orta vadeli program var. Bir emare gördünüz mü? Hani süremiz bitti ama intibanızı merak ettim. Orta vadeli programın bakarsanız bunlar bazı hedeflere angaje olmuş rakamlar. Ben dünkü yazımı bitirirken demiştim ki bir plan, bir orta vadeli program, orta vadeli, uzun vadeli veya 2023 veya sonrası bir tasarımın, bir hedefin plan veya program olması için bunun hangi kaynaklarla tahsis edileceğini, kaynak tahsislerinin yaratılması lazım. Siz sadece rakamları koyup bu kaynak tahsisini yurt dışından gelecek borçlanmaya ve ucuz dövize bağlarsanız bu temenni olur. Dolayısıyla ben bunlara temenni gözüyle bakıyorum. İşte işin fıtrat, kader, temennisine geldikten sonra da artık iktisatçıya fazla bir şey söylemek düşmüyor. Peki çok teşekkür ediyoruz Erinç Yel'den. Sizi yine ağırlamak isteriz programımızda. İzleyenlerimizin de memnun kaldığını zannediyorum ben. Çünkü hem bir ekonomi dersi gibi yaşadık yayını ama bir yandan da Türkiye ekonomisinde ne olduğunu ve ne olması gerektiğini, asıl önemli olan ne olması gerektiğini ortaya koyduk. Çok teşekkür ediyoruz. Devletin yatırıma yönelmesi gerektiğini ifade etti Sayın Erinç Yel'den ve şu anki sistemin uyarı bu bir anlamda kalıcı durgunluğa doğru Türkiye'nin sürüklendiğini, Türkiye'yi kalıcı durgunluğa sürüklediğini ifade etti. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.